Aerax Teknoloji anonim şirketi olarak roket atarlı drone sistemini geliştirmekteyiz. Bu sistemin özelliği 6 adet 40 milimlik roketleri belirlenen hedefi takip ederek atabilmesi. Bu atış sırasında eğer ki düşman hedef zırhlı bir hedefse zırh delici başlığı mevcut. Tank zırhına kadar 5 santimlik zırhları delmeye başarabildik bu sistemle. Eğer ki karşımızda personel mevcutsa, düşman unsurları mevcutsa onlara da şarapnel etkili patlayıcılar fırlatabiliyoruz. Hedefi 4 kilometre uzaktan 4 saniye içinde vurma kabiliyetine sahibiz. Balistik düşüşe göre kendisi sistem hesaplama yaparak ona göre namluyu yönlendirebiliyor ve tek operatör tarafından sistem kullanılabiliyor. Sağımda gördüğünüz sistem ise bizim Aerax Teknoloji olarak MSTS ismini verdiğimiz havan mermi atma sistemimiz. Bu sistem 6 adet 60 mm'lik havan mermisi veya 2 adet 81 veya 82 mm'lik havan mermisini atma kabiliyetine sahip. Sistemler yaklaşık 50 dakika boyunca uçuş sağlayabiliyor. 30 kilometre uzaktaki bir hedefe elektronik harp sistemlerinden emin bir şekilde kriptolamalı haberleşme sayesinde ulaşabiliyorlar. Antijam sistemi mevcut. Düşman hedeflerine birden fazla veya farklı 6 tane hedefe vurabiliyorlar. Üstünde bulunan kameranın mesafe ölçeri sayesinde matematiksel hesaplamayla düşman unsurunun konumu da koordinat olarak alınabiliyor. Gözetleme yaptığı zaman düşman unsurlarının farklı koordinatları toplanıp bir sonraki uçuşta da onların otomatik olarak vurulması sağlanabiliyor. Şu an 6 adet 60 milim havan mermisi taşıyan bu kadar uzun uçan bir sistem mevcut değil. Bu sistemle biz özellikle cephe savaşlarında çok büyük bir arazinin çok namlu roket atarlarıyla dövülmesi yerine milyonlarca dolar kayıp oluşmasını engellemek maksadıyla direkt hedeflere yönelik nokta atışı yapılıp aynı zamanda sistemin çok yavaş şekilde uçabilme özellikleriyle, radara yakalanmama özellikleriyle güvenli şekilde tekrar geri inmesini sağlıyoruz. Yani çok ucuz maliyetlere çok büyük zarar ve etki bırakabiliyoruz. Bizim şu anki hedef pazarımız Orta Asya Türk ülkeleri ve Afrika pazarı ve Arap pazarı. Bu ülkelerde hali hazırda kullanılmaya uygun olan sistemler Ukrayna Savaşı'ndan sonra daha da önem arz etti ve oradaki örnekleri gördükleri için ne kadar efektif saldırılar yapabildiğini kanıtladı. Orada çok hafif patlayıcılar kullanılmasına rağmen cephe hattında tıbbi yardım ulaşmasındaki gecikmelerden dolayı düşmanın sıra çok büyük zayiatlar verildiği görüldü. Bizim patlayıcılarımız standart 60 milim veya 81 milim havan mermilerinden oluştuğundan daha yüksek patlayıcı etkiye sahip. Yani düştüğü yerde birçok düşmanın unsuru aynı anda yok etme kabiliyetine sahip. Ürettiğimiz hava araçlarının rahatlıkla kullanılabilmesi için geliştirdiğimiz büyük konteyner tipi yer istasyonu dediğimiz ve çanta tipi taşınır yer istasyonu dediğimiz iki tür yer istasyonu mevcut. Biz bunların bütün elektronik devre kart tasarımlarını ve yazılımlarını kendimiz yapmaktayız. Bu geliştirdiğimiz sistemler bizim operatörler için en stresli anlarda bile rahatlıkla kullanabilecekleri, dikkatlerini ve konsantrasyonlarını sağlayabilecekleri sistemler. Biz burada NATO standartlarında askerlerin tek başına başka bir yardımcı ekipman veya yardımcı operatör bulundurmadan sistemlerin gerekirse sabit kanatlı, gerekirse drone olsun kullanabilecekleri ve uçurabilecekleri sistemler geliştirdik. Detaylı ekran görünümlerimizde bizim sensör bilgilerine kadar birçok bilgimiz mevcut. Bunları aynı zamanda biz datalog olarak kaydedip operasyon sonunda işte kuvvet komutanlığına bildirileceği zaman işte uçuş şu anda başladı, şu operatör tarafından uçurulmaya başlandı ve dakikalar içinde şu hadiseler gerçekleşti şeklinde bir rapor olarak da kaydedip sunuyoruz. Aynı zamanda alınan bütün kamera görüntüleri de sistemde kaydediliyor ve bunlar karşı tarafa istenildiği gibi sunulabiliyor. Bizim görüştüğümüz Orta Asya'da ve Afrika'da farklı ülkeler bu hususta bizden hem teknoloji transferi olsun hem de bizim sistemlerimizi entegre şekilde kullanmak için bazı firmalarsa kendi insansız hava aracı ürettiği insansız hava araçlarını kullanmak için bizim sistemlerimizi tercih ediyorlar hali hazırda. Çünkü biz sistemlerimizi olabildiğince NATO standartlarında yaptığımız gibi aynı zamanda işte su geçirmezlik olsun, darbeye dayanım olsun bu özelliklerle de donatıyoruz. Kullanıcı arayüzü çok kolay. Otonom uçuşları ve manuel uçuşları ve farklı bir sürü konfigürasyonu destekliyor. Biz kolayca farklı dillere tercüme halinde sunabiliyoruz da müşterilerimize. Bunlardan dolayı tercih ediliyor.